Behzat Ç. dizisinin kahramanı Erdal Beşikçioğlu'nun tek kişilik gösterisi Bir Delinin Hatıra Defterini o akşam izlemeye gelenler arasında Kardeş Payı dizisinin Feyza'sı Seda Bakan'ın yanı sıra Hatice Aslan ve Medcezir dizisinin Eylül'ü Hazar Ergüçlü de vardı. Bu oyunu yıllardır izlemeye çalışıyorum ben ve bir türlü fırsat olmamıştı, denk gelmemişti. Bugün koşa koşa geldim işte, yakaladım. yok, benim hiç tiyatro oyunum yok. İnşallah ileride kısmet. Tabii düşünüyorum. Çok isterim. Söz bu kez Kardeş Payı'nın Feyza'sı Seda Bakan'da. Bu akşam oyunu izlemeye geldik. Ben Ankara'da izlemiştim gerçi ama bugün Erdal Bey'i yalnız bırakmamak için aynen buradayız. Zaten çok başarılı bir oyun. Devlet Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynadı. Falan filan ya, gayet iyi. Bakalım, çok güzel olacak bence. Bir de benim Ankara'da Behzat Ç'de ben oynarken Erdal abi bizim tiyatroda yapmamızı istemişti. Tiyatro yaptığım bütün arkadaşlarım aşağıda, onları görünce çok mutlu oldum. Yani hatta şey dedim onlara, merdivenden aşağı adımı mı attım ve bir baktım sanki Ankara'ya gelmiş gibi oldum. Çünkü herkes Ankaralı, İstanbul'da kimse yok. Çok güzel bir şey. Biraz önceki Hazar Ergüçlü'nün aksine tiyatroda oynamayı tercih etmediğini söylüyordu Seda Bakan. Setten çıktım geldim, tiyatro yok. Yani zaten ben tercih etmiyorum yapmayı. Biraz fazla mesai ayırmak gerekiyor. Şu an hani onu yapabilecek bir şey vaktim yok. Muhteşem Yüzyılın Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu da tiyatro oyununu izlemeye gelenler arasındaydı. Hoş bulduk. Evet, Erdal Bey'in oyunu. Ben kameraları unutmuşum bu arada. Teşekkür ederim. İzlemiş miydiniz daha önce? İzlemedim, ilk defa geliyorum, merak ediyorum. Koşturuyoruz. Bir tane konuk oyuncu olduğum bir dizi var, onun çekiminden geliyorum şimdi de. Çalışmalar devam. Dur bakalım. Demirbaş oynayacağız, güzel olacak. Olacak, olacak. Onlar da olacak. Var görüştüklerim ama onlar daha kesin değil. Bir kesinleşsin öyle. Kardeş Payı'nın Ali'si Murat Cemcir de burada ve oyuncu ismiyle dikkat çeken tiyatro oyununu izlemeye neden geldiğini açıklıyordu. Hazır mıyız gençler? Hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla Bir Delinin Tuttuğu Hatıra Defteri nasıl okunur, nasıl okunmaz bilmiyorum. Okunur mu yani? Oyunun ismi oğlum. Onu mu öğrenmeye geldiniz? O yüzden geldim. Abi siz hatıra defteri yazdınız mı hiç? Hatıra defteri yazmış. Yok, yazmadım. Ben haftalık tutuyordum. Kardeş Payı dizisinin nasıl gittiğini sorduğumuz Murat Cemcir, Ahmet size gereken açıklamayı yapmıştır diyordu demesine de biz ortalarda dizinin metinini, yani Ahmet Kural'ı henüz görmemiştik. Vallahi güzel, biz çok memnunuz, çok eğleniyoruz. Ahmet zaten gerekli her şeyi söylemiştir ben yokken. O da burada değil mi? Henüz gelmedi ya herhalde. Seda Hanım burada. Seda Hanım. Yok, Ahmet burada değil. Allah Allah. Yanlış bu zaman sizdeki bilgi yanlış. Yok. Aşağıda çay içiyorum Cemcir dedi. Sizi atlatmış. Evet, şu an yakalandın Ahmet Kural. Bu arada Düğün Dernek isimli sinema filmlerinin ikincisinin bu yaz çekileceği müjdesini veriyordu dizinin Ali'si Murat Cemcir. Selçuk Aydemir yazıyor, kısmetse önümüzdeki yaz bu yaz çekeceğiz. Bakayım hangi kanalda? Efendim? Seda Bakan olacak mı? Şu an bir hiç bilmiyorum ya. Selçuk karar veriyor bize her şeyi. Ama hemen hemen aynı kadro yapacağız diye biliyorum. Ama tabii son karar Selçuk Aydemir veriyor bize. Patronumuz o. Cem Yılmaz'ın yıllardır yaptığı gibi farklı filmlerin aynı kadrolarla çekilmesinin seyirciye olan etkisini Murat Cemcir'e soruyoruz. Hani o Şener Şen, işte Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Semih Tınak, bunlar şimdi bunların hepsi çok büyük aktörler, çok büyük komedyenler ve hep aynı filmlerde oynamışlar zamanında. Bence Cem Yılmaz da eleştirilecek bir adam değil yani. İşini çok iyi yapan, müthiş bir komedyen. Biz de aynı mesela, hep aynı oyuncular. Ben hep Ahmet'le arkadaşlar yani. Bizden bir stand-up gelir mi? Zannetmiyorum ya. Zaten stand-up, yani belki iki, bilmiyorum yani. Yani hiç zannetmiyorum. Aman efendim, bakın burada kim var? Medcezir dizisinin avukat Selim Serezi Barış Falay da yakın arkadaşı Erdal Beşikçioğlu'nun oyununu izlemeye gelenler arasında. Ancak sözlerine biraz sitemle başlıyordu sanki. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sizleri böyle tiyatro salonlarında görmek ne güzel arkadaşlar ya. Biz her zaman geliyoruz. Vallahi bana hiç gelmediniz. Ben 20 senedir tiyatro yapıyorum. Şaka şaka. Sevgili Erdal'ın oyununu izlemeye geldik. Kendisi tüm Türkiye gibi benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Bildiğimiz bir oyun. Bir de ondan izlemek istedik.
Yıllardır İzmit'te tiyatro oyununda görev aldığını söyleyen Barış Falay, tiyatrolarda seyirci sorunu olmadığının altını çiziyordu. Tiyatro seyircisi her zaman tiyatrosuna sahip çıkar. Hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ben de İzmit'te tiyatro yapıyorum yıllardır. Hiç uzun yıllardır salonda boş koltuk görmüyorum. Bu özel tiyatrolardan... Nedense de hep bu soru soruluyor, bilmiyorum. Yani tiyatrolardaki bu sorun diye bir soru soruluyor ama aslında tiyatronun böyle bir sorunu yok. Yani dışarıdan bakanların tahmin ettiği gibi bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Severek ürettiğimiz işler yapıyoruz. İnşallah herkese severek ürettiği işler yapmayı nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Derken biraz önce rol arkadaşı Murat Cemcir'in aşağıda çay içiyor dediği Kardeş Payı dizisinin metini Ahmet Kural geliyor fuaye alanına. Valla Erdal abi çok büyük bir oyuncu, hocamız. İlk önce onu izlediğim için, izleyeceğim için çok mutluyum, heyecanlıyım. Çünkü kendisi ders niteliği bir insan. Merhabalar. Mutluyum, heyecanlıyım yani. Bir daha izleyeceğiz bakalım. Bu arada sohbet sırasında etraftan gelen seslerden rahatsız olan muhabirler röportajları yaptıkları yeri beğenmediklerini söyleyip Ahmet Kural'ı başka bir alana alıyorlardı. Kusura bakma. Estağfurullah, ne demek. Evet, Erdal abiyi çok seviyorum. Çok büyük bir insan, çok büyük bir hoca. Oyunu tekrar izlemek, İstanbul'da izlemek de çok güzel bir duygu. Bekliyorum, heyecanlıyım. Derken biraz önceki Murat Cemcir'in aksine Ahmet Kural birlikte bir tiyatro oyunu sergilemeyi düşündüklerini söylüyordu. Zannetmiyorum ya. Zaten stand-up, yani belki iki, bilmiyorum yani, hani hiç zannetmiyorum. Şu an için tabii dizi ve sinema yapmak biraz program olarak yoğun olduğu için vakit ayıramıyoruz. Ama inşallah bir gün biz de Murat'la yapmayı düşünüyoruz. Düğünden iki de gidiyor şu anda. O da gelecek inşallah. Yazın kısmeti çekeceğiz. Aralık gibi falan da inşallah. Yine aynı yerde mi çekiyorsunuz? Tabii. Tabii. Yani daha bir şey belli değil. Selçuk Hoca yazıyor, bakalım. Sivas yönüsü olacak herhalde. Tabii aynı. Yine bir kendi durumu. Yoksa bizi öldürür Sivaslar. Sivas ya, köyde geçiyor, hepimiz Sivaslıyız. Sanki biraz kilo verdiğini fark etsek de Ahmet Kural aynı kiloda olduğunu söylüyor ve boyuyla kilosunun uyumlu olduğunu belirtiyordu. Bu arada kilo verdiğinizi gördüm bayağı. Kilo vermişsiniz. Bu aynı. 79. Şöyle çekin abi. 79 biraz fazla aynen. Değil mi? Abi normal. Bir 79'a 79 güzel. Sıkı Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz Ahmet Kural'a hem Fenerbahçe derbisini, derbiye bağlı olarak da aşk hayatını soruyoruz. Derbiyle şu an hiç ilgilenemiyorum ya. Beşiktaşlı olduğum için. Beşiktaş demişken aşk hayatı nasıl gidiyor? Aşk hayatım yok kardeşim. Bekarım, işime bakıyorum. Vallahi yok. Olsa zaten görürsünüz. Deniz mi yandı ondan? Kimle? Deniz mi yandı? Yok. Oğlum böyle şeyler sormayın. Bak oyunu izlemeye geldim. Teşekkür ederim. Sağ olun.